Para alışverişlerinizde gücünüzü etkin bir şekilde kullanmak isteyecek ve bu hafta bunu başaracaksınız. Başaracak burçlar içerisindesiniz. Çarşamba günü gerçekleşen güneş tutulması, iletişim, bilgisayar, reklam, satış, pazarlama, yayıncılık, ulaştırma işlerinden birinde çalışıyorsanız bu alanda hızlı başlangıçları ve olayları ayağınıza getirecek. Ayrıca bu tutulma yakın akrabalarınızın ve kardeşlerinizin hayatıyla ilgili konuları ve başlangıçları da gündeminize yerleştirecek gibi gözüküyor. Perşembe ve cuma günleri iletişime dayalı işlerinizde gerçekleri kolay göz ardı etmeye müsait olabilir ve kafa dağınıklığı yüzünden zorluklar yaşayabilirsiniz. Önemli ticari anlaşmalarınızı perşembe ve cuma günlerine denk getirmemeye çalışın. Cuma günü halihazırda Merkür burç değiştirecek. Pazarlama, satış, reklam, yayıncılık, teknoloji, öğrenim ve iletişim alanlarınızda rahat ve etkili hareket etmenize neden olacak. Tam 15 gün boyunca bu alanlarda çok rahat hareket edebileceksiniz. Ve boğa burçlarına geçiyoruz. Kariyerinize ve hayatınıza yönelik olaylarda önünüzü tam olarak görememeniz, kendinizi ifade ederken bu hafta başı sizi birazcık zorlayacak sevgili boğalar. Çarşamba günü gerçekleşecek güneş tutulması sizin para evinizde olacak. Bu demektir ki 6 ay boyunca parasal konular gündeminize yerleşiyor. İş ortamlarınızdan iyi paralar kazanacaksınız. Yeni iş teklifleri gündeme gelebilir. Birden fazla işle uğraşacaksınız ve bir de alacağınız bir yere takılı kalmış bir paranız varsa gayet olumlu etkiler altında olacaksınız. Perşembe ve cuma günleri sosyal çevreniz ve arkadaş ortamlarınızda hayata gerçekçi gözlerle bakamayabilirsiniz. Şartlar pek fazla belirgin olmayacak. Bu da ilişkilerinizde ve işlerinizde bazı aldanmaları beraberinde getirebilir. Cuma günü Merkür yine para alanınızda ilerlemeye başlıyor. Bu az önce saydığım olumlu etkileri 15 gün boyunca para alanlarınızda görmeniz mümkün olacak. Bu aralar bol bol ticaret hayatınızda kendinizi göstermeye çalışın boğalar. Ve İkizler Burcu'na geçiyoruz. Haftaya biraz durgun, sakin şekilde başlayacaksınız sevgili ikizler. Yoğun geçen hafta sonunun ardından enerjinizi istediğiniz gibi yönlendirmekte bu pazartesi zorlanabilirsiniz. Önemli konular için çarşamba gününe kadar beklemenizde fayda olacak. Çarşamba günü gerçekleşen güneş tutulması sizin kişisel ve hayat evinizde gerçekleşecek. Hayatınızla ilgili önemli kararlar bu dönem sonrası hayatınızı ilginç bir şekilde şekillendirecek. Ama sevdiğiniz insandan ve çevrenizdeki insanlardan da bu dönemde destek görüyor olacaksınız. Çocuk sahibi olmak isteyenler için harika bir dönem başlıyor 1 Haziran itibariyle. Perşembe ve cuma günleri iş ve kariyer alanlarınızda aldatıcı etkilerden uzak durmalısınız ve kafanızda bazı şeyler netleşene kadar harekete geçmemelisiniz. Yine cuma günü Merkür 2 hafta boyunca kişisel alanınızda hareket etmeye başlayacak. Artık dedikodular, kulağınıza gelen laflar, zorlandığınız alanlar geride kalmaya başlıyor. Bol bol kendinizi gösterebilirsiniz. Şartlar sizden yana sevgili ikizler. Ve geldik yengeçlere. Bu pazartesi özellikle bir organizasyon veya grup çalışmanız varsa kendinizi istediğiniz şekilde ifade edeceksiniz sevgili yengeçler. Kendinizi göstereceğiniz ve ortaya koyacağınız bir hafta içerisinde olduğunuzu bilin. Bu çarşamba kadersel alanınızda bir tutulma yaşanacak. Bu tarihten sonra 6 ay boyunca beklenmedik kadersel bir takım olaylara açık olacaksınız. Şartlar pek elinizde olmayabilir. O yüzden beklenmeyene açık olmakta fayda var. Ama yine de evinize ve ailenize yardım etmek ve onların sorumluluklarını üstlenmek bu önümüzdeki 6 ay boyunca sizler için önemli olacak. Perşembe ve cuma günleri grupsal ve seyahate dayalı işlerinizde gözünüzü açık tutmalısınız. Düşünceleriniz bulanık ve net olmadığından yanlış hükümler verebilir veyahut da adımlar atabilirsiniz. Cuma günü yine Merkür kadersel alanınızda dolaşmaya başlayacak. Geçmişi anmak hızlanabilir. Mümkün olduğu kadar olayları gözden geçirmeye çalışın ve önemli hareketlerde bulunmamaya gayret edin. Birazcık arkanızdan konuşan insanların varlığında artış olacak önümüzdeki 2 hafta boyunca. Aslan burçlarına geçiyoruz. Bu pazartesi anlaşmalarınıza yönelik bir sunum, konuşma yapmayı düşünüyorsanız iyi ilişkileriniz devreye girecek ve kendinizi rahatlıkla göstereceksiniz sevgili aslanlar. İş anlaşmalarınızı çarşamba günden sonraya bırakmayı tercih edin. Çarşamba günü gerçekleşecek güneş tutulması sizin arkadaşlık ve sosyal çevre alanlarınızda gerçekleşecek. Bu tarih sonrası çevrenizde değişimler, arkadaşlarınızın hayatında dönüşümlere şahit olabilirsiniz. Gireceğiniz yeni çevreler ve ortamlar size istediğiniz türden bir iletişimin kapılarını açabilir. Perşembe ve cuma günleri arkadaş ortamlarınızda ve sosyal çevre alanlarınızda para alışverişlerinize ve para konuşmalarına dikkat edin. Özellikle devletle yaptığınız bir iş varsa sevgili aslanlar, bu dönem şu perşembe cuma günü çok ama çok dikkatli olmalısınız ki Merkür yine sizin sosyal çevre ve arkadaşlık evinizde cuma günü itibariyle ilerlemeye başlayacak. Geldik Başaklara. Bu hafta dış ortamlar, seyahat gibi konular vaktinizi alacak sevgili Başaklar. Kariyerinizde güzel gelişmelere açıksınız. Sadece birazcık daha adımlarınızı hızlandırmanız ve buna göre hareket etmeniz gerekecek. Çarşamba günü gerçekleşen güneş tutulması sizin kariyer ve iş alanlarınızda gerçekleşiyor. Bu alanda ani kararlar ve başlangıçlar gündeme gelebilir. Yapacağınız işlerde ve girişeceğiniz konularda maddi karşılığı rahatlıkla alacaksınız ve kendinizi iyi hissedeceğiniz bir dönem içerisinde.
içerisinde olacaksınız. Perşembe ve cuma günü iş konularında ortaklaşa hareket etmeniz gereken konular varsa şartlarınızı iyi belirlemeye çalışın. İmza atmamaya ve yeni kararlar almamaya çalışın lütfen. Ve cuma günü itibariyle Merkür kariyer evinizde ilerlemeye başlayacak. 15 gün boyunca artık çok rahatlıkla istediklerinizi yapıyor olacaksınız. Terazilere geçiyoruz. Bu pazartesi ödenmesi gerekenler, banka hesaplarınızla ilgili konularla haftaya başlangıç yapıyorsunuz sevgili teraziler. Çarşamba günü gerçekleşen güneş tutulması yabancı ortaklı işleriniz, seyahatleriniz, eğitim fırsatlarınızı artırabilir. Bu alanda beklenmedik ve hayatınızı etkileyecek oluşumlar yaşayabilirsiniz. Yine medyada bir işiniz varsa veya hukuka, ticarete dayalı oluşumlarınız varsa harekete geçirecek etkiler altında olacağınızı bilin. Hayatınızla ilgili önemli kararlarda destek alacak, yurt dışı bağlantılı işlerinizi istediğiniz gibi gerçekleştirebileceksiniz. Perşembe ve cuma günü seyahate, eğitime ve ticarete dayalı iş ortamlarınızda bazı ayrıntıları gözden kaçırmaya meyilli olacağınızdan bu günler dikkatli adımlar atmalısınız. Yine cuma günü seyahat alanlarınız aktif olmaya başlıyor 15 gün boyunca. Akrep burcuna geçiyoruz. Özel hayatınızda, ikili ilişkilerinizde ve ortaklı işlerinizde bu hafta önemli gelişmeler yaşanacak sevgili akrepler. Çarşamba günü gerçekleşen güneş tutulması banka, kredi, eşinizin veya sevginizin parası alanlarında yeni ve ani başlangıçları hayatınıza taşıyabilir. Ortaklaşa para alanlarınızda yeni gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Perşembe ve cuma günü özel hayatınızda ve ortaklı para alanlarınızda yanlış kararlar almaya ve yargıda bulunmaya müsait olabilirsiniz. O yüzden de birazcık bu yanıltıcı etkilere karşı dikkatli hareket etmekte fayda var. Borsada yatırım yapıyorsanız perşembe ve cuma günü şartlarınızı iyi belirleyin. Cuma günü yine aynı alanlarda banka, ortaklaşa giderler, faiz, kredi alanlarınızda görüşmelerinizi, konuşmalarınızı arttıracağınız bir dönem içerisine giriyorsunuz. Çünkü Merkür bu alanınızda ilerliyor olacak. Geldik yaylara. Bu pazartesi iş ve hizmet alanlarınız aktif olarak haftaya giriş yapıyorsunuz sevgili yaylar. Çarşamba günü gerçekleşen güneş tutulması sizin özel hayatınızda ve ilişkiler evinizde gerçekleşiyor. Yeni bir ilişkiye adım atmak, evlilik aşamasına geçmek, nişanlanmak veyahut da uzun soluklu bir ilişki içerisine girmek söz konusu olabilir. Sosyal çevrenizden bu dönem destek görecek ve çeşitli anlaşmalar imza atabileceksiniz. Yine taşınma ve yer değiştirmek gibi konular gündeminizde olacak. Perşembe ve cuma günleri iş hayatınızda, özel ilişkilerinizde ve ailevi konularda kafanız biraz karışık olabilir. Net olmayan koşullar size yanlış kararlar aldırmasın. Bir ev alım, satım, kiralama veyahut da yer değiştirme işiniz varsa etkilere dikkat edin diyoruz. Cuma günü yine özel hayatınız etkileşim altında olacak. Çünkü Merkür bu alanınızda hareket etmeye başlıyor. Yani yaylar için aşk dolu, güzellik dolu bir dönem geliyor diyebiliriz. Oğlaklara geçelim. Sevgili oğlaklar, kafanızda para kazanmak için bir formül olabilir ama bu pazartesi ve salı bunları uygulamak ve adım atmak için doğru zaman olmayacak. Çarşamba günkü güneş tutulmasını beklemelisiniz diyorum. Çarşamba günü gerçekleşen güneş tutulması sizin iş, hizmet ve sağlık alanlarınızda oluşuyor. Bu alanlarda önümüzdeki dönem çok etkileri açık olacaksınız. Yeni başlangıç ve kararlarınızı uygulayacaksınız. Yeni başlayacağınız bir iş veyahut da yeni projeler gündeme gelebilir. Perşembe ve cuma günleri iletişime dayalı işlerinizde bazı yanlış anlaşılmalara dikkat ediyorsunuz. Özellikle yakın çevrenizle, iş yaptığınız insanlarla bu etkiye dikkat edin ve şartlarınızın netliğinden emin olun. Cuma günü yine Merkür 2 hafta boyunca işiniz konusunda zorlandığınız alanlarda becerilerinizi artıracak. Yine check-up'larınızı bu önümüzdeki 2 hafta boyunca sağlık check-up'larınızı yaptırmakta fayda var sevgili oğlaklar. Geldik son iki burcumuza. Kova burçlarına, ailenizle vereceğiniz kararlarda bu hafta başı sabırsız tutumlar içerisine girmeniz mümkün sevgili kovalar. Bu pazartesi önemli işlerden ve görüşmelerden kaçınmanız gerekecek. Çarşamba günü gerçekleşen güneş tutulması sizin aşk evinizde gerçekleşiyor. Beklenmedik aşklar kapınızı çalabilir. Bu tarihten sonra aşık olabilir veyahut da sevdiğiniz insanla aşkınızı güçlendirebilirsiniz. Borsada yatırım yapan kovalar için olumlu bir 6 ay olacak önlerinde. Perşembe ve cuma günleri aşk ve eğlence hayatınıza dayalı para konularında karar verirken çok dikkatli olmalısınız. Yine borsada yatırım yapanlar perşembe ve cuma günü çok ama çok dikkatli adım atmalılar. Yine Merkür 2 hafta boyunca sizin aşk, eğlence, çocuk, borsa alanınızda dolaşmaya başlayacak cuma günü itibariyle. Ve geldik son burcumuz olan balık burcuna. İletişimsel konularda kendinizi ortaya koyarak haftaya başlangıç yapacaksınız sevgili balıklar. Satış, pazarlama ve ticaret işleriniz varsa önemli karar ve anlaşmalardan hafta başı artık biliyoruz ki uzak durmamız gerekecek. Bu hafta genel olarak dikkatli adımlar atmaya özen gösterin. Çarşamba günü gerçekleşen güneş tutulması sizin ev ve aile alanlarınızda gerçekleşecek. Bu tarihten sonra önünüzdeki günlerde aniden gelişecek olaylarla bir ev sahibi olabilir veya evle ilgili konularda kararlar alabilirsiniz. Yine ailenizle ilgili konu ve olaylar 6 ay boyunca öne çıkabilir.
Perşembe ve cuma günleri yakın çevrenizle olan iletişiminizde yanlış yönlendirilmelere ve yanlış hükümlere açık olabilirsiniz. Yine satış, reklam, pazarlama gibi işleriniz varsa detay ve ayrıntıları atlamamaya özen gösterin ve şartların netliğinden emin olun. Cuma günü itibariyle yine 2 hafta boyunca Merkür ev ve aile alanlarınızda dolaşmaya başlayacak.